ağız kokusuna karşı karışımı anlatayım. Bu hakikaten çok işe yarayan bir şey. Bunu ağızda çiğnedikten sonra yutacaksınız. Sadece biraz çiğnedikten sonra karanfili kalacak ağızda. Bir tek karanfilini yutmayacaksınız. Nasıl yapıyoruz? Şimdi hemen size göstereyim. Ceyda, bir tane şöyle küçük bir kapri rica edebilir miyim şunun gibi? Tamam. Küçük bir kapri. Pişti mi o kurabiyeler? Evet. Ne çabuk ya. Allah Allah. Uf. Fazla merak iyi bir şey değil. Şimdi şöyle yapalım. Vallahi elim yandı. Şimdi efendim nasıl yapıyorsunuz bu karışımı? Son derece basit. Hepinizin evinde bulunan doğal malzemeler bunlar. Bir kere maydanoz. Ağız kokusuna karşı birebir. Şöyle bir maydanozu sapı hariç kopartıyorsunuz. Şimdi bunları Ceyda abize tık 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 yapıyor. Ama gerek de yok. Direkt ağza atıp çiğneyebilirsiniz. Sonra dereotu. Müthiş faydalı bir şey dereotu, biliyorsunuz. Ondan da şöyle küçük bir parça. Bakın şu kadar da dereotu yapraklarından koyuyorsunuz. Maydanoz yaprağı, dereotu yaprağı. Onun dışında bir veya iki tane tane karanfil ve nane yaprağı. Ondan da aşağı yukarı iki yaprak veya üç yaprak. Nanenin büyüklüğüne, tazeliğine göre iki veya üç yaprak da nane. Bütün bunların üstüne de bir çorba kaşığı rica edebilir miyim Ceyda? Ondan sonra isterseniz çorba kaşığına koyunca da olabilir. Bütün bunları döküyorsunuz çorba kaşığına. Hepsini aldınız. Aldıktan sonra nane de hakikaten çok güzel kokutur ağzı ve ferahlık verir yaz sıcaklarında. Bakın, tane karanfil, nane yaprağı, dereotu yaprak kısmı sapsız, maydanoz yaprak kısmı sapsız. Üstüne de birazcık, çok aşırı değil, böyle bir 8-10 damla kadar da limon sıkıyorsunuz. Sonra bu karışımı, ben bunu ağzıma attıktan sonra fazla konuşamayacağım. Sen terazilere geçmen olacağım. Gerekecek. Anladım. Ondan sonra bunu çiğnedikten sonra şöyle çok basit. Ağzınıza alacaksınız. Tekrar söylüyorum. Ağız kokusunu gideren karışımın içerisinde şöyle bir bakalım tek tek saplarıyla beraber. Maydanoz, özür dilerim, sapları olmadan maydanoz, sapları olmadan dereotu yaprakları, sapı olmadan nanenin yaprakları, 10-12 damla, 8-10 damla taze limon suyu, 2 adet tane karanfil ağzınıza alacaksınız. Büyümeye başlayacaksınız. Terazi. Ben de terazi burçlarıyla devam edeceğim. Şimdi karanfili niçin koyduk? Karanfil zaten biliyorsunuz mis gibi kokutur ağzı. Ancak karanfil düzenli 5-10 gün çiğnenirse ağızdaki mikropları, mantarları ve diğer bütün mikroorganizmaların üremesini durdurma özelliğine sahip. Yani ağızda fazla bakteri ürediği zaman koku daha çok oluyor. Karanfil bir kere buna engel oluyor. Aynı zamanda dişleri ağrıyan kişiler için diş ağrısını kesmeye de yardımcıdır. Ağız kokusunu, hatta sarımsak, soğan kokularını bile büyük ölçüde azaltabilir. Onun dışında bir de hazmı kolaylaştırıcı etkisi vardır. Gıcığı ve öksürüğü de azaltır. Bu arada aşırı sekresyon varsa, çok fazla tükürük sekresyonu veya mide sekresyonu, sekresyonları, salgıları da biraz azaltıcı etkisi vardır. Onun dışında limonu söylemeye gerek yok. Bir kere limon ferahlatır, temizler, dişleri beyazlatır. Diş taşlarının oluşmasını da azaltır. Aynı zamanda da sindirim sisteminde asit olmasına rağmen limon, sindirim sistemine girdikten bir müddet sonra tam tersi alkali etkiye döner. Belki de tek asidik meyvedir veya tek asidik doğal bir maddedir ki bir müddet sonra alkaliye, tam zıt etkiye dönüşsün. Onun ise limonun sağlık açısından çok fazla olumlu etkileri var, onu söylemeyeceğim ama ferahlık verişi, kötü kokuları alışı, bunlar önemli etkileri. Bir diğer madde de biliyorsunuz maydanoz. Maydanoz da ağız kokusuna birebir ve özellikle maydanoz yaprakları çiğnendiği zaman tıpkı ağzın çoğu yerlerinde ve diş aralarındaki olumsuz maddeleri de temizler. Bu arada gazlı sökücü etkisi de vardır. Yani ağza kötü kokulu gazların gelmesine de engel olur. Bu arada idrar söktürücü ve terletici olduğu için de toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Onun dışında bir de canlılık da verir maydanoz. C vitamini oluşu da bir avantajı. Dereotu çoğu kişi bilmez ama ağız kokusu için birebirdir dereotu. Aynı zamanda çiğnemesi de güzel, kıvamlı bir maddedir. Sindirim salgılarını ve safra salgısını arttırır. Dolayısıyla koyu safrası olan, safrası kötü kokan kişilerde dereotu birebir çok iyi gelir. Çünkü safranın daha sulu akmasına yardımcı olur. Aynı zamanda dereotu müthiş bir şekilde mide ve bağırsak gazlarını da önler. Ve özür dilerim, ağızdan, hani kaba tabirle affedersiniz, ağızdan gaz çıkartan, geğiren kişilerde bu geğirmeyi de azaltır dereotu. Onun dışında
birçok mesela hıçkırığı olan kişilerde hıçkırık kesici etkisi de var. Ve ağızda dereotunu veya dereotu tohumlarını sık sık çiğnerseniz ağız kokusunda büyük bir azalma yapar. Onun dışında başka son olarak da söyleyeceğim, aslında hepsini söyledim, saydım. Bunlar ağız kokusunu önlemekte hepsi birebir ve şifalı.